tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim diyorum. Nanoteknoloji diyorum. Asteroitlerden maden toplayacağız. Uzay madenciliği diyorum. Ama Erdoğan beni rahat bırakmıyor. Bugün sizi çok güldüreceğim. Ama bir isteğim var. Yoksa güldürmem. İsteğim şu. Yuh çekmezseniz güldürürüm. Erdoğan'a da yuh çekmeyin. İstemiyorum. Tamam mı? Söz mü? Peki. Şimdi sevgili hemşerim, ben ana tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum. Baba tarafından Selanikli, anne tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum, aşağılamak için değil. Benim hemşerim geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan, söz verdiniz yuh yoktu. O pankartı indirelim arkadaşlar. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi iftarda Türk ordusuna ölmüyor. Bayrak demiyor, millet demiyor. Muharrem İnce diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. Söz verdiniz, yuh yok. Sonra ben dedim ki, bak dedim, bir disiplin, onu indirelim arkadaşlar. Okudum, indirelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dedim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanununun 20. maddesi diyor ki, silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyetlere katılamaz. Peki, orada beni çırak derken bana alkışlıyorsun. Ben de dedim ki, sen Erdoğan'ın generali misin, milletin generali misin? Dedim ki, senin apoletlerini sökeceğim dedim. Ne diyorsam o. Söylediğimin arkasındayım. Erdoğan da bana dedi ki, sen dedi, ondan söktüğün apoletleri apoya mı takacaksın dedi. Şimdi bir, apoyu ben tanımam. Ama Erdoğan Ergenekon'da, Balyoz'da hapse attığın generallerin apoletlerini sen FETÖ'ye mi taktın? FETÖ'ye mi taktın? FETÖ ile beraber Türk ordusuna kumpas kurarken o apoletleri senden FETÖ mü istedi? Şimdi bakın, bir paşa videosu seyrettireyim size. Arkadaşlar video çok, çok filmi var bunların, çok. Bir paşa videosu alalım. Onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsi yuh, yuh. Paşasıyım. Tabii ya, yuh, ben yuh. De paşayım. Sen de paşasın. Gel öpeyim. Hı? Canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. Bak zavallı sapıttı. Üstüne varmayın. Gidiyor. Bir daha seyredelim şunu. Bir daha seyredelim. Bir daha seyredelim. Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşası. Tabii ya, ben de paşayım. Sen de paşasın. Gel öpeyim. Hı? Canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. Bak zavallı sapıttı. Üstüne varmayın. Gidiyor. Peki. Şimdi size bir soru sorayım. Değerli sesliler, size bir soru sorayım. Bir fabrikayı ya da bir ülkeyi hangisini yönetmek daha kolaydır? Fabrika mı, ülke mi? Fabrika değil mi? Bir fabrikayı yönetmek, ülkeyi yönetmekten daha kolaydır. Peki bunlar bir Atatürk'ün kurduğu fabrikaları bile yönetemiyor, satıyor. Memleketi nasıl yönetecek bunu? Eskişehir
Yıl 1933. 1933 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Celal Bayar'a der ki Eskişehir'e git, bir şeker fabrikası kuracağız, arsa bak der. Celal Bayar Eskişehir'e gelir. Der ki paşam, iki tane arsa var. Bu arsalardan birisi pahalı, diğeri ucuz. Der ki nerede bunlar, bana tarif et. Paşam der, birisi şimendifer güzergahında. O pahalı der. Öbürü ise ucuz der. Dağ şehrin dışında. Atatürk der ki Celal Bey der, pahalı olanı alalım. Pahalı olan arsa şimendifer güzergahındadır. Tren yoluna yakındır. Gelip gören onu çok olur. Milletimizin kuvveti maneviyesi yükselir der. Yani milli ruhu yükselir. Onu yükseltelim, pahalı olsun der. 1933'te bunları düşünüyor. Onlar şimdi önüne geleni satıyor. Bir de yanına yardımcı bulmuş. Bahçeli. Eskişehir'deki ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ben bu generale, beni eleştirirken alkışlayan generale bunları dediğimde, Bahçeli de bugün bana ağzına geleni söylemiş. Şimdi bakın, şu videolardan Engin Alan videosunu bir koyar mısınız? Video gelsin. Bu ülkenin başbakanı, soruyorum sizlere, bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Dinleyelim lütfen. Lütfen. Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. Çanakkale'de anma törenlerine gidiyoruz. Bu beyefendi ayağa kalkmıyor. Ondan sonra tabii yere yapıldı, o ayrı mesele. Ama şimdi bakın, gideceği yeri o da buldu. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Gidiyor, geliyor. Çünkü bu sıkıntılar, bu sancılar bir taraftan bir doğum sancısıdır. Bir taraftan Türkiye'nin bağırsaklarını temizlemesidir. Bir taraftan Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti olmaya doğru gidişidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir Yüce Türk Milleti'nindir. Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Ben demiyorum, safmış. Peki, şimdi bakınız. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Vicdanınıza sesleniyorum. Engin Alan, Kor General Engin Alan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki, sen diyor generalken bana ayağa kalkmadın, ben de seni hapse attım diyor. Açık açık söylüyor. Peki, ben o generalin apoletlerini sökeceğim dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor. Kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor. Ülkücülerin takdirine sunuyorum bunu. Ülkücü kardeşlerim, size sesleniyorum. Bir ormanda kaplan, zebra, ceylan, çita, bütün hayvanlar aynı yöne doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır diyor Afrika atasözü. Yangın çıkmıştır. Hep beraber olmalıyız. Ben, sen, o yok. Biz var, biz. Sağcı, solcu yok. Cumhuriyetçiler var, biz varız, hepimiz varız. Türk, Kürt yok. Alevi, Sünni yok. Kadın, erkek yok.
CHP'li AK Partili ülkücü yok. Bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım.